أفوذ أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيى الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولا وسيرا. اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: بئس القوم قوم لا يقومون لله بالقسط وبئس القوم قوم يعمل فيهم بالمعاصي فلا يغيرون. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cümle peygamberan izam aleyhim salavat ve teslimat ehl-i beyt el ashab etbaları rıdvanullahi teala aleyhi mecmain bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtihar eden baka edenler rahmetullahi aleyhi mecmain hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşavirlerimiz, hazırun ve dersimi dinleyen kardeşlerimiz, tüm geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müştaba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor: Bisel kavmu kavmun la yakumun illa bil kıst. Şu millet, şu topluluk, şu kavim ne kötü kavimdir. Allah için adalet yapmazlar. Allah'ın emrettiği şekilde hakkı haklısı hakkı hak sahibine vermezler. Zulmederler. Ne kötü kavimdir onlar. Onların yeri de tabii ve emmel kasitun fe kanu li cehenneme hatoba. Evet. Bu zalimlerin yeri cehennemdir. Onlar cehennemde cehennemin odunları olacaklardır. Ayet-i Celil'e Cin suresinin 15. ayet. Şimdi bu gıst kelimesi Arapçada adalet demek. Ama gust desen gust, gıst değil de gust desen zulüm, cevir anlamına geliyor. Evet, kasat desen koyun türü, bir koyun türü ve de bacakları dolaşık anlamına geliyor. İşte bu bir hareke çok önemli Arapçada. Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri, kelimeleri hareke yanlış yaparsanız bakın bir kelime üç tane ayrı manaya geldi hareke değişikliğinden. Onun için imamlık çok zor, sorumlu bir yerdir. Orada manayı değiştirecek bir yanlış yaptınız mı namaz gider. Manayı değiştirecek yanlış. Görüyorsunuz bir hareke manayı değiştiriyor. Mesela hallak her zaman söylüyor. Hallak yaradan demek. Allah'ın isimlerinden. Halik yaradan demek. Allah'ın isimlerinden. Bu hırlamaz da boğazın halik derseniz berber olur. Tam ters mana. İşte böyle bu kelime de öyle birkaç manaya gelen kelimelerden. Adalet yapmayan kavim, millet ne kötü millettir. Ve bisel kavmu kavmin yu'melu fihim bil maasi fe la yugayyirun. Şu topluluk, şu millet de, şu kavim de ne kötüdür. Aralarında Allah'a isyan edilir. Allah'ın emirleri çiğnenir. İmkanları varken, kadirler iken, değiştirebilecekken onu değiştirmezler, onu önlemezler. Seyrederler. Bırakırlar. Müdahale etmezler. İmkanları varken işte o nedenle bu kavme öbürleri
seyrettikleri için, müdahale etmediği için, zulme seyirci kaldıkları için azap umumi olur. Sadece o yapana değil, onun olduğu topluma, onlar da buna iştirak ettikleri, ortak oldukları için küfre rıza küfür, günaha rıza günahtır, suçtur. Onun için azap umumi olur. Evet, ibadetler kurtarmaz. Lüt kavmi biliyorsunuz, bu homoseksüelliği, erkek erkeğe, kadın kadına cinsel birleşmeyi ilk defa yeryüzünde yapan melun millettir. Cebrail aleyhisselamın Allah Celle Celaluhu git demiş, batır onları demiş. Başına taş yağdır, yetki vermiş. Gitmiş 80 bin kişi teheccüd kılıyor. Lüt kavminde 80 bin kişi gece hüngür hüngür ağlayarak teheccüd namazını kalkmışlar, teheccüd kılıyorlar. Gecenin son üçte biri uyuduktan sonra kalkıp kılınan namaz, teheccüd namazı. İki rekatı dünyadan kıymetli diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz'e farz idi, bize farz değil ama teşvik edilmiş. 80 bin kişi hüngür hüngür ağlayarak teheccüd kılıyorlar. O milleti batıracak. Demiş ya Rabbi, senin batır dediğin kavim 80 bin kişi hüngür hüngür teheccüd kılıyorlar gecenin şu saatinde. Ben bunu demiş, elim varmadı batırmaya. Git, hiç acıma. Çünkü onlar bu homoseksüel, faillik mef'ullük deniyor Arapçada buna. Faillik mef'ullük meselesine hiç ses çıkarmadılar, önlemediler, itiraz etmediler. Ses çıkarmadılar. Ondan dolayı onların teheccüd namazlarını da kabul etmiyorum. Git batır, batır demiş. O da Cebrail aleyhisselam çok güçlü bir melek. Onların bölgesini, memleketini kanatlarının üstüne almış, kaldırmış. Hatta hadis-i şerif var. Yeryüzündeki horozların ötüşünü semadakiler dinlemiş. Horozun ötüşü o kadar kaldırmış yukarıya. Bir bırakmış o hızla. Yerin dibine geçmişler hepsi. Tabii inerken de taşlar üstüne düşmüş. Evet. Efendimiz de diyor ki ne kötü kavimdir o, topluluktur o kavim, millet ki. Aralarında Allah'a isyan edilir. Haramlar işlenir, günahlar işlenir. İmkanları var ama fela yugayirun, değiştirmezler. Kendileri yapmasalar bile böyle yapılan günahlara ses çıkarmayan, imkanı varken müdahale etmeyenler o suçu işlemiş kabul edilirler ve bela hepsine umumidir, umumi gelir. Bu emri maruf yapmak, kötülüğü gördüğün zaman düzeltmek Müslümanların alameti farikasıdır. Burada bir lamba var. Burada da şeysi var, yapan firmanın adı var burada aşağısında. Burada bir gözlük var. Gözlüğü de oraya kenarına şuraya küçücük yazmış. Koluna. Markası var. Adım Aleyhisselam'dan bu tarafa bir sürü millet gelmiş geçmiş. Evet, bu ümmeti Muhammed. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem inananlar. Ayzaman ümmetinin alameti farikası iyiliği emreder, kötülüğü engeller. Emr-i maruf yapar, nehi anil münker yapar. Kur'an-ı Kerim'de böyle, ayet böyle. Bu görevi yapmayan topluluk ne kötü topluluktur, bela umumidir. Cabir radıyallahu anh'tan bu hadisi naklemiş. Onun için biz elimizden geldiği kadar kötülüklere engel olacağız. Fiilen müdahale edeceğiz. Edemezsek sözle müdahale edeceğiz. Edemezsek kalben buğz edeceğiz. Kalben buğz ederek kötülüğe karşı koymak en imanın en zayıfıdır. Bunu da yapmıyor adam. Olur ya bu işler diyor. Oralı olmuyor. Onda diyor. Onun arkasında iman yoktur diyor. Efendimiz'in hadisi böyle.
O kadar önemli bu iş. Efendimiz buyuruyor. Bi'sel kavmu kavmun yestahillûne hurumat. Muharramat. Şu millet de ne kötü millettir. Haramları helal sayarlar. Şüpheli şeylerden kaçmazlar. Şüpheli şeyleri kendilerine yontarlar, öyle tevil ederler ve onları işlerler. Alimler ihtilaf eder. Şüpheli şey bu demek. Biri diyor ki bu haram, biri diyor helal. O da alim, bu da alim. Demek şüphe var. Onların uzak dur. Efendimiz öyle söylüyor. İttakû mevâdi'at tühem. Töhmet yerlerinden uzak durun. Şüphelerden uzak durun. Yoksa haram işlemiş olursunuz. Bunlar hiç. Şüpheliler hep kendilerinden tarafa yorumlarlar. Haramları böylece işlemeye alışırlar. Helal sayarlar. Ne kötü, ne kötü millettir o. Ve bi'sel kavmu kavmun la ye'murûne bil ma'ruf ve la yenhevne anil münker. Şu kavim, demin de birinci maddede söylemiştik hadiste. Şu kavim emr-i maruf nehi anil münker yapmayan kavim, ne kötü millettir, ne kötü topluluktur. Bela hepsinin tepesine umumi olarak yağar. Evet. Ve ma asabeküm min musibetin fe bime kesebet eydiküm. Şura suresinde 30. ayet. İnsan günah işler, cezasını görecek tevbe etmezse. İnsan günah işler, başkası günah işlemez, başkası günah işler, onu önleyebilecek durumdayken önlemez. Nerede olur bu? Mesela hanımı günah işler, görevidir, ona eğitecek, haramı helal öğretecek, farzı ayın, kocanın görevi. Hiç karışmıyor. Kim söylüyor bunu? İlahiyat profesörü söylüyor televizyonda. Bizim evde demokrasi vardır diyor. İlahiyat profesörü. Ben hanıma namaz kıl demem. Kızıma, oğluma namaz kıl demem. Evet, aynen dinledim kulağımla. Televizyonu konuşuyor. Allah da diyor ki ve'mur ehleke bis salati. Karına, oğluna, kızına namaz kılma emret diyor. Kur'an'da ayet bu. Evet. Hem de devletin bastırdığı, 1936'da bastırdığı resmi tefsirde o bakabilirsiniz. Karına, kızına, oğluna namaz kılma emret. O da diyor ki ilahiyat profesörü bunları öğretecek hoca. Bizim evde demokrasi vardır diyor. Ben karıma, kızıma namaz kıl demem. İşte böyle olursa suça ortaktır. İşte ne kötü kavimdir. Hepsi böyleyse, hocası böyleyse cemaatin neden böyle olmasın? Ses çıkarmazlar, haramı hoş karşılarlar, engellemezler. Ne kötü millettir onlar. Abdullah Mesud nakletmiş. Bi'sel beytü el hammamu. Beytün la yüsteru ve ma'ün la yutahhirun. Hamamlar ne kötü evdirler. Hocam, İslam temizlik dinidir. Ne biçim ya bu? Ya ben söylemiyorum. Peygamberin söylediği hadisi naklediyorum. Neden? Ne kötü evdir o hamam ki orada avret mahalleri örtülmez. Evet. Biz de talebeyken eskiden giderdik. Evet. Çünkü zaten evimiz yok ki. Bir odada kalıyoruz. Ucuz olsun diye. Haftada bir gün hamama gidiyoruz. Orada erkekler hamamı, kadınlar hamamı, değil mi? Erkek erkeğe ne olacak canım? Biz o zaman daha orta kısımdayız. İmam Hatip'in orta kısmındayız. Bunları falan bilmiyoruz ki o zaman. Evet. Yıkanırken herif çırılçıplak. Erkek erkeğe ne olacak ya falan. Tabii konuşmuyoruz da. Sonra hoca olduk. Kablocalara gidiyoruz. Yaşlanınca bacaklar ağrıyor, belin ağrıyor, kolun ağrıyor. Gidiyorsun çaresiz. Doktor da git diyor oraya diyor. Gidiyoruz. Şimdi gittik Sandıklı'ya. Belediye başkanı
bize özel yer verdi ama bedava değil tabii, konuşturuyor. Ondan sonra da öyle halka. Neyse, 8'de başlıyor havuz, çamur. 8'de başlıyor çamur. Çok şifalıymış. Umumi banyo, çamurdan sonra falan. Biz dedik umumi banyo gitmeyiz. Her türlü adam geliyor çünkü oraya. Korunmuyor, kendisini korunmuyor. Şimdi hadiste onu söyleyecek zaten. O zaman dedi 7'de açarım size dedi. Siz 7 ile 8 arasında dedi kendi kendinize gidersiniz. Bize iyilik ediyor. Biz de arkadaşlara gittik. Grubuz. Çamura girdik. Girebilirsen bravo. Öyle yapışıyor ki o çamur insanın içini yakıyor. Dertleri öyle tedavi ediyormuş. Biz tabii dayanamadık da çıkarken bir baktık ki salon dolmuş erkencilerle ve de çırılçıplak erkekler, sakallı amcalar, hiç külot yok. Arkadaşım, biz kafamı söktük gidiyoruz. Arkadaşım birisi, siz ne biçim adamsınız, hayasız, edepsiz falan diye bağırdı. Amca dedi ki, ya biz hepimiz erkeğiz dedi. Niye dedi? Ayıp olsun. Allah'ın emri var efendi. Erkek erkeğe de olsa göbeği altından diz kabuğu altına kadar göremezsin. Haram diyor ya, Allah Allah. Bu bizim koyacağımız bir kural değil ki. Kadın göbeği altından diz kabuğuna kadar. Kadın kadına göremez. Erkek de göbeği altından diz kabuğuna altına kadar erkeği erkeğe de göremez. Tırıpçı bırak. Hepimiz erkeğiz diyor. Niye ayıp olsun diyor. Hem de yaşlı amca. Din ne kadar zayıflamış görüyor musunuz? Haram helal bilgileri sıfır. Sakalı da var adamın. Böyle arkadaşa çıkıştı yani. Ne bağırıyorsun dedi. Şimdi sakallısı böyle olursa öteki nasıl olursa hesap et. Ve bu yaygın. Ve bu yaygın. Evet. Peygamberimiz hamamdan bahsettiği için hamamda bahsetti. Deniz öyle değil mi? Deniz, evet. Aynı zamanda işte bunlar ne kötü kavimdir o kavim şey. Böyle kötülüğe engel olmazlar. Arkadaşın bağırması görevini yapıyor. Engel olmazsa diyor, suça ortaksın ya. Bunu o dinleyen arkadaşımız, Allah rahmet eylesin, şimdi öldü de, bağırdı. Ama sakallı adam da diyor, niye ayıp olsun ya diyor, biz hepimiz herkes. Allah'ın emri bu. Evet, engel olacak. Olamazsa sözle müdahale edecek. Olamazsa kalben buğz edecek. Etmedi mi bela umumidir, ne kötü kavimdir. Hamamlar da ne kötü hamamdır. Ya temizlenmek, yıkanmak kötü olur mu? Ya peygamber söylüyor. Ha, neden hamamlar kötüdür? Çünkü vela la yusteru. Orada avret mahalleri örtülmez. Onu söyledik ya. Erkek erkeğe olmaz. Olsa bile göbeğiyle diz kabuğu arasında erkeği erkeğe de göremez. Haram. Hiç oralı değil herkes. O yok ev, hamam ne kötü hamamdır. Ve ma'un la yutahhiru. Evet. Su da temizlemez. Neden? Mâ-i müstemel su la abdest alınmaz, gusül alınmaz. Evet, içine giriyor herif, çıkıyor. Sen içine zaten pis girmişsin, o su pislenir. Ancak deniz gibi büyük havuz, 40 metrekareden büyük havuz. Onlara girip çıkabilirsin. Ama küçük sulara, durgun sulara girdin mi, o su kendisi pis olur. Talebem, Türkiye'nin güney batı şeyinde Çemişgezek mi var? Ne var orada? Oraya müftü gitmiş. Ondan sonra müftü olduktan sonra camilerde tuvalet yok. Tuvalet yaptırmış. Şakır şakır. Güzel işler yaptırmış. Sevmişler. Her gün diyor bir yere çağırıyorlar. Sevdikleri için. Öğretiyor çünkü arkadaş. Talebemiz öğretiyor. Giderken bir kuyu görmüş mahallenin meydanında. Bu ne demiş? Bu mahallenin demiş gusül
yeri. Ne demiş? Bu mahalle burada guslederler. Gusül yapmak zorunlu olduğu durumlarda gelirler buraya, bu kuyuda yıkanırlar. Bu uydurmuyoruz arkadaş. Olmuş vaka. Ulan demiş, siz hepiniz cünüpsünüz yahu. Bir kuyuya cünüp adam girse kendi de pis çıkar. O kuyuya başkası bu mahalle giriyor. Demek ki siz hep cünüpsünüz. Zaman kıldığınız namazlar pis. Temiz olmayınca cünüp adam namaz kılabilir mi? Adetli kadın giriyor oraya. Sonra namaz kılıyor. Olur mu? Temizlenmiyor ki. Onu söyleyince her eve gusülhane yaptırdım diyor. Söz dinliyorlar ama doğu olduğu için kimse gitmemiş. Müftü gelen müftü basmış istifayı duramamış. Kaymakam basmış istifayı. Doğuya gitmiyor. Evet. Onun için de kimse öğretmiyor. Bilmeyince de böyle oluyor. Şimdi bu hamamda da adam pis, cünüp. Arkadaş, ha su bir taraftan akıyor, bir taraftan boşalıyorsa eyvallah. Ona sözümüz yok. O suyu dolduruyor ona, onun içine döküyor. Zaten elin pis, cünüpsün sen. Olur mu? Dışarıda yıka. Yıkadığı içine gidiyor. O su müstamel. O müstamel. Müstamel suyla, kullanılmış suyla abdest alamazsın, gusledemezsin. İşte bundan dolayı suyu da temizleyici değildir. Suyu da temizleyici değildir. Genellikle galiben, genellikle böyledir. Ayşe'miz, Allah ondan razı olsun, bir kadın gelmiş, ben demiş işte Şam civarında bir memleketten gelmiş. Ha sen demiş, o hamamlara çıplak kadınların gittiği memlekettensin değil mi? Çık demiş, defol git. Hayasız, edepsiz. Evet, siz böyle bir milletsiniz. Böyle şeyleri meşru görüyorsunuz. Allah'ın dininin yasak ettiği şeyleri meşru görüyorsunuz. Git demiş, sen de şey edecek zamanım yok benim. Çok allame bu kadın ve de öyle şey edecek kadın değil. Evet. Hamama gidilir ama avret mahalleri örtülür. Kim erkeği erkeğe de göbeğiyle diz kabarsın gösteremez. Denizde de gösteremez. Başka yerde de gösteremez. Kadın kadına da göbeğiyle diz kabarasını kadın kadına, erkekler hiç görmese de zaten erkekler için kadının yüzü, eli, ayağı hariç her tarafı mahremdir, haramdır. Kadın kadına olurlarsa göbeğiyle diz kabarası haramdır. Gösteremezler. Hamamda da gösteremez, denizde de gösteremezler. Şimdi el gıda bir şey, bilmem şey ne koyuyor, bilmem el gıda şey şurasına. Haram. Göbeğiyle diz kabarası örtülmesi lazım. Dinin emri bu efendim. Ben size aktarıyorum. Efendim diyor ki işte böyle hamamlar örtülme olmadığı için, sulara da dikkat edilmediği için, müstamel suyla gusledildiği için ne kötü evlerdir. Ne kötü evlerdir. Evet. Şimdi Ayşe radıyallahu anha validemiz bir hadis nakletmiş kadınlarla ilgili. İnne leha misli uhudin zehben ve inneha dakhalat hammam. Kadının Uhud dağı kadar altını olsa, inne leha, kadının Uhud dağı kadar altını olsa, bunu hayretse, ama dakhalet hammam, hamama gidiyor işte böyle örtülmüyor, hayır yoktur diyor. Ayşe anamızın sözü bu, hayır yoktur. Ve devam etmiş, lev enne levan imraten ataat rabbaha, şu kadın kocasına itaat etti meşru şeylerde, ve hafizat farcaha, namusunu korudu, sümme azet zevceha, ama bir kelimetin bir laf etti kocasını, mesela hakir gördü, aptal herif dedi, salak dedi veya şu dedi, bu dedi, kocasını ezzet etti sözüyle.
Evet. Allah'ın emirlerini yerine getirdi. Namusunu korudu ama sonra kocasına bir kelime söyledi, hakaret etti, ona eziyet etti. Batat. Yattı, geceledi, uyudu. Vel melâket tel'anuhâ. Melekler o kadına lanet ederler sabaha kadar. Evet, kocasına ne kırıyorsun sen? Yuva çok önemli. Karı koca birbirlerine sımsıkı bağlı olacaklar. Birbirlerini candan sevecekler. Bağlı olacaklar. Sen bunu hakaret edersen o herif seni sever mi? Erkek de karısına böyle hakaret ederse o karı seni sever mi? Orada tat tuz olur mu? Toplumun çekirdeği aile güzel olması lazım. Kalpleri birbirine ısınması lazım. Muhabbetli olması lazım. Öyle ailelerden kendine, çevrene, vatana, millete güzel adamlar yetişir. Ama birbirlerine hakaret eden, durmadan kavga eden, hakaret eden ailelerden tinerci yetişir, hırsız yetişir. Evet, her zaman anlatıyoruz ama yine anlatalım. Olmuş bak olduğu için memleketimizin bir şehrinde 16-17 yaşında bir delikanlı 6 tane adam öldürmüş. Ve de öldürürken de gözünü oyarak, burnunu keserek, kulağını keserek, tırnağını sökerek öldürüyor. Bunları yapıyor, ondan sonra öldürüyor. Yedinciyi öldürecek, polisler seferber olmuşlar, delikanlıyı yakalamışlar. Hapse atmışlar, konuşmuyor delikanlı. Olmuş vakka efendim, ismini söylemiyorum. Herkes orayı kötülerler, o şehri diye. Olmuş vakka, ben de gazeteden okudum. Evet. Konuşmuyor, ifade vermiyor. Polis de katil olmuş, onun kapatıldığı hücreye o da gitmiş. Neden öyle? Burnunu kesiyor, gözü oyuyor, tırnak sökerek öldürüyor. Neden doğrudan öldürmüyor? Sebep ne? Neden adam öldürüyor? Ahbap olmuşlar. Gevşemiş oğlan demiş, arkadaş demiş ya, benim gibi demiş, vurup alnından niye öldürmüyorsun demiş. Gözünü oyuyorsun, kulağını kesiyorsun, tırnağını söküyorsun, ondan sonra öldürüyorsun. Hiç demiş adam bağırmıyor mu? Bağırmaz mı abi demiş ya. Demiş sende hiç demiş şey yok mu ya, merhamet yok mu ya? O bağırdıkça hiç vicdan sızlamıyor mu lan? Abi demiş merhamet ne demek? Şefkat ne demek abi? Ben öyle bir kelime bilmiyorum demiş. Öyle bir şey de bilmiyorum. Olmuş vakka bu. Şimdi nasıl tarif etsin şefkati, merhameti? Demiş, seni anan demiş hiç kucağına almadı mı? Kucağına alıp da demiş şöyle bastırmadı mı? Şöyle öpmedi mi anan? Yok abi demiş ya. Benim babam hamal, anam da cahil, okuma yazmaları yok. Babam her gün kavgalıyor, para kazanamıyor. İkisi geliyorlar birbirlerine deyyus, dürzü, efendim sin, kaf, pat, küt. Bazen hızlandıramıyorlar, ben de dövüyorlar. Hiçbir günden bir güne beni anam veya babam kucağına alıp öpmedi. Tekme yedim, yumruk yedim. Böyle büyüdüm. Olmuş vakadır. Türkiye'de oldu bu iş. Veya o çocuk, gözü oya oya, kulak kese kese, tırnak söke söke adam öldürüyor. Bağırmadan hiç vicdanı sızlamıyor. Onun için İslam'da kadın erkeğe, erkek karısına sevgiyle, muhabbetle bağlı olacak. Birbirlerine hakaret etmeyecekler. Birbirlerinin kalbini kırmayacaklar. Yuvada muhabbet olacak. O muhabbetli yuvadan da herkese faydalı, güzel insanlar yetişecek. Böyle ailelerden de oluşan millet de yıkılmaz. Yıkılmaz. Evet, çok önemli. İşte onu diyor. Böyle bir Hazreti Ayşe'nin söylediğimiz hadis-i şerifin devamında, evet, böyle güzel yapar ama kadın kocasını eziyet eder, diliyle hakaret eder vesaire şekilde sabaha kadar melekler ona lanet eder. Hadis bu. Şuabul İman'dan nakletmiş Gümüşhaneli Hazretleri. Evet. Beyhaki Ayşe radıyallahu anh validemizden nakletmiş. Şimdi okuduğum hadisi. Evet, hamamlar örtünülmediği için
tesettür olmadığı için sulara böyle dikkat edilmiyor. Müstamel su mu değil mi? Ne kötü evdir. Onu okuduk. Bisel beytül hammamu. Evet. Yine hamam ne kötü evdir. Turfa'u fihil asvat. Orada sesler yükseltilir. Islık çalıyorlar, türkü söylüyorlar. Çünkü ses yankı yapıyor hamamda, hoşlarına gidiyor. Bu kadar kötü sesler orada güzel gözüküyor. Islık çalıyorlar, türkü çağırıyorlar. Sesler yükseltilen hamam ne kötü evdir. Evet. Ve tekşu fihil avrat. Avratlar orada açılır. Türk şefu. Fihil avrat. Avratlar, avret mahalleri. Erkek erkeğe göbeğiyle diske varası. Örtülmez. Açılır. Kadın kadına hakkın hamamında da göbeğiyle diske varası. Örtülmez. Çıplak bulunurlar. Anlattık demin gördüklerimizi. Ne kötü evdir o. Genellikle böyledir. Hamamlar buralardan salim değildir. Onun için böyle hamamlar ne kötü evdir. Oraya hiç gitmemek lazım diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Temizlenmek güzeldir ama bu böyle işte. Evet. Örtünürse problem yok. İki tane örtü diyor. Gözünü örtmeli. Er bilmiyor. Çıplak yıkanıyor. Bakmayacaksın. Ya açılmış bana ne? Yok. Sokakta da kadın çıplak. Sen bakmayacaksın. Günah onun değil. Onun günahı var tabii de. Bakarsan senin de günahın var. Bakmayacaksın. Hamamda da gözünü örterse diyor. Avret mahallini örterse bir şey demeyiz. Elin avret yerlerine bakmazsa ona o zaman bir şey demeyiz. La bese bihtir diyor. La bese bi duhulil hammam. Lakin bi izareyni izarın lil avra ve izarın biraz yüzünü örtecek ki görmeye, altını örtecek ki görülmeye. Böyle olsa Abdullah ibn Abbas nakletmiş. Evet. Buna göre şeyimizi kendimizi ayarlamalıyız, öğretmeliyiz bilmeyenlere. Evlerde de hamamları tuvaletten ayrı yapmalıyız. Hamama işenmez. Büyük abdest bozulmaz. Namazda diyor hocam 3 mi kıldım, 5 mi kıldım? Kurtulamıyorum diyor. Banyo işiyorsun lan kerede. Ammetul visvas minhu. Peygamberimiz öyle hadisi var. Bu diyor 3 mi 5 mi kılmanın sebebin çoğu hamama işemektendir diyor. Sen de bunu her zaman yapıyorsun. Onun için bana şikayet etme. Tuvalete işenir. Tuvalet abdest bozulur. Ondan sonra hamamda ayrı yerde yıkanır. Tuvalette yıkanılmaz. Biz talebeyiz. Banyosu ayrı, tuvalet ayrı. Öyle pahalı ev tutamayız. Ha biz de öyle okuduk. Yıkanacağımız zaman tuvaletin kapısını, şeysini kakanın çişin gideceği yerin üstüne kapak kapardırdık. Üstünü kapatırdık. O zaman yıkanırdık. Ne yapalım? Daha lüks ev tutmaya imkanımız yok. Orasını kapatacaksın. Ondan sonra sağda solda pislik varsa yıkayacaksın. Ha o zaman tamam. Bu çaresizlik alındığı zaman bir tedbir. Aksi halde tuvalet ayrı olacak, banyo ayrı olacak. Şimdi o klozetler, kapalı şeyler hadi biraz vatanı kurtarır. Açık olmaması lazım. İşin gördükten sonra yıkamak. En güzeli o da ayrı olmaması lazım. Yıkandığın yerle klozetin arasına bir perde çekmek lazım naylondan ki onu ondan ayırmak lazım. Tam İslami kurallara uyacaksan öyle. Evet. Tuvalette ve banyoda da okunmaz. Dışarıda niyet edeceksin. Dışarıda besmele çekip öyle gireceksin. İçeride besmele çekilmez. Kur'an'dan okunmaz. Konuşulmaz da. Önünü arkanı kıbleye de döndüremezsin. Kıbleye bizim Türkiye'de kıblemiz güney. Güney'e önünü de arkanı dönmez. Doğuya batıya döndüremezsin. Doğuya batıya döndüreceksin. Güney'e kuzeye değil. Çünkü güney'e dönersen önün güney'e kıbleye olur. Arkanı dönersen arkan kıbleye o da iyi değil. Dışkı deliği. Doğuya batıya ama Basra'daysan
bu defa güneye kuzeye döneceksin, doğuya batıya döneceksin. Çünkü Basra'nın Kabe batısında. Amerika'da ise aynı şekilde batısında Kabe kalıyor. Ona Kabe ne taraftaysa önün arkın oraya dönmeyeceksin. Ev yaptırırken de tuvaletin yönünü kıbleye taşını koydurmayacaksın. Evet, yönün arkan kıbleye gelmeyecek şekilde taşı koyduracaksın. Banyoda olurken de banyonun küvetini önün arkın kıbleye gelmeyecek şekilde koyduracaksın. Bunlar kıbleye saygı nedeniyle emredilmiş hususlardır. Evet. Efendimiz buyuruyor. Bi'sel kavmu kavmün la yunzilûne daif. Şu millet de ne kötü millettir. Hiç misafiri ağırlamazlar. Misafiri sevmezler. Ne diyorsunuz siz ona? Alman usulü diyorsunuz. Eğer beraber geziyorlar, tozuyorlar, yemek yiyecekler herkes cebinden. Böyle şey olur mu ya? Biz Müslümanız. Yemek benden. Misafir ağırlamak böyle. Evine davet edeceksin. Misafiri, arkadaşını, komşunu, misafiri. Ne aziz millettik biz. Evet, ne aziz millettik biz. Eskiden köylerde köy odaları vardı. O zaman fakirlik var, han, oteller falan yok. Evet, otel olsa da gidecek yok, para yok. O zaman köye geldiler mi, köy odasında kalır, herkes ona yemek getirir, adam yer, kalk gider. Bunlar hep Müslümanlığın güzel şeylerindendir. Böyle misafiri ağırlamayan millet de ne kötü millettir Avrupalılar, Amerikalılar. Herkes cebinden. Öyle hiç. Herkes cebinden parasını veriyor. Misafir ağırlayacaksın ya. Müslümanlık böyle. Misafir ağırlamayan millet ne kötü millettir. Evet. Misafir ağırlamak İslam'ın şairindendir. Müslümanlığın alametindendir. Gavurlar işte çok egoisttir. Kendi parasını yer, ele yardım etmez. Müslüman öyle değil. Evet. Tabarani şimdi hadis-i şerif de var. Başka hadis-i şerif de var. Okuyalım şimdi istersen onu da. Misafir diyor peygamberimiz 10 rızkıyla gelir. 10 rızkıyla gelir. Evet. İza dakhala dayfu ala kavmin bir insanın yanına, bir topluluğa misafir geldi mi? Dakhala bi rızkihi. Rızkıyla gelir. Ve izâ haraca, haraca bi mağfireti zunubihim. Çıkarken de ev sahibinin, onu ağırlayanların günahlarını sildirir, öyle gider. 10 rızıkla gelir. Birini yer, 9'unu bırakır diye de hadisi var. Misafir ağırlamak rızkın bollaşmasına sebeptir. Ben bunu yaşamışımdır. Avukatlık yaptığım zaman büroma arkadaşlar gelip kebap ısmarladı mı yağlı davalar gelirdi arkasından. Baka durdum, bir daha gelseler de kebap ısmarlayayım diye. Hadis doğru yani. Misafir geldi mi rızkıyla gelir. Birini yer, 9'unu bırakır. Kazanırsınız. Olur mu hocam ya, yediriyorsun işte para harcıyorsun eksiliyor. Lan eksilmez. Peygamber yemin ediyor, vallahi billahi eksilmez diyor. Allah fazlasını veriyor yahu. Ben de bunu yaşamışım. Siz de bilirsiniz. Aziz milletimiz de elhamdülillah bu genelde vardır. Sokaktan geçirmiyorlar. Gel bir yemek yiyelim. Gel bir yemek yiyelim. 10 kişi yolun kesiyor. Bu Allah bu duygu bizden almasın inşallah. Dinidir görüyorsunuz. Misafir ağırlamak İslam, Müslüman olmanın alametidir. Şair-i İslam'dandır. Şair-i İslam'dandır. Rızkın bollaşmasına sebeptir. İşte böyle misafir ağırlamıyor. Bulaşmıyor. Bulaşmıyor. Öyle bir adam bulaştırmıyor. Kendisi yiyor. Kendisi yiyor. Cebinde harcıyor. Tıp gidiyor. Kötü. Ne kötü. Bunlardan oluşan insanlar ne kötü millettir. Hadis-i şerif Tabarani Beyhaki Ukbet ibn-i Amir radıyallahu anh'dan nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Evet, bunları bildiğimize, tanıdıklarımıza, sözümüzü geçecek arkadaşlarımıza, komşularımıza anlatacağız. Şimdi artık
Her yerde kardeş olun, temiz olun, birlik olun. İyi olduk da hocam, böyle Müslümanlığın detaylarıyla ilgili bize bilgi versene ya. Bunlar unutulmasın. Siz öğretin. Bir hadis-i şerifi duyup, belleyip, öğrenip, tatbik eden, sonra da bir Müslümana öğreten, Müslümanın Allah diyor Peygamberimiz, iki cihanda yüzünü ak çıkarsın diyor. Peygamberin duası var. Onun için bu hadisleri duyacaksınız, yapacaksınız, başkasına öğreteceksiniz. Konuşurken bahsedeceksiniz, ona öğreteceksiniz. Allah iki cihanda yüzünü ak çıkarsın diyor. Evet, mahşerde mahcup etmesin, dünyada da mahcup etmesin. Ne kadar güzel dua, biz de size duyuruyoruz. Misafir ağırlamak güzel bir şeydir. Misafir ağırlamamak ne kötüdür. Böyle millet ne kötü millettir. Peygamberimiz buyuruyor. Badiru bil a'mali seb'an. Evet, şu yedi şey size gelmeden iyi işler yapmaya bakın. Bunlardan Allah'a sığının. Acele edin iyi şeyler yapmaya. Evet, nedir onlar? İyi şeyler yapın bunlar gelmeden evvel. Mâ tentazirûne. Evet. Ki bunlar hepinizin başına gelecek. İhtiyarlamayan var mı? Genelde herkes ihtiyarlıyor. Doğuyor, gençleşiyor, olgun oluyor, ihtiyarlıyor, hadi kabire gidiyor. Genel şey bu. Gençken ölenler, çocukken ölenler var ama genelde kural bu. Evet, şimdi söyleyeceklerimiz herkesin başına beklediği, herkesin başına gelecek şeyler. Gelmeden salih ameller yapın, gözünüzü açın. Herkesin başına bunlar gelecek, dikkat edin. Nedir onlar? Fakran mensiyye. Unutturan fakirlik. Evet, unutturan fakirlik. O kadar bir fakirlik içindesin ki aklına hiçbir şey gelmiyor. Ne yiyeceğim, ne yedireceğim çoluğuma çocuğuma. Bu gelmeden zenginin kıymetini bilin. Çalışma yollarına bakın. Evganiyin mudgiyen. Evet. Azdıran zenginlik. Çok zenginim diye kasılıp durma. Bir gün yok olursun, meteliksiz kalırsın. Salih ameller işle. Aha bak, bunu yaptırmış, hepimiz bu adam için çalışıyoruz. Kıyamete kadar Kanuni'ye gidecek. Biz ona hani müezzin söylüyor ya, Sultan Kanuni'ye falan adını sayıyor, rahmet oku diyor da, okutmasa da yazacaklar ona. Sen de zenginken adam yetiştir, okut. Fakir adamlara sermaye ver, iş yeri aç, sebep ol, rızkına sebep ol. Cami yap, hastane yap, yol yap, köprü yap. Böyle sadaki cariyeler yap. İşte bunları yapmazsan şimdi vur patlasın, çal oynasın, zevki sefa, işret içinde zenginliğin şeyini, dünya şeyleri geçirirsen, azdıran zenginlikten Allah'a sığın, o gelmeden salih ameller işleyin. İnnel insane la yetgâ en râhü stagnâ. Ebu Cehil işte bunun kurbanı oldu. Çok zengin adam, çok zeki adam. Zaten zeki olmayan adam zengin olamaz. Kafası çalışır adam para kazanır. Babası zengin, çok var. Babası ölünce oğlanlar tahsilli falan ama yürütemiyorlar, güm gidiyorlar. Kafa çalışmak işidir, ticaret, zenginlik. O da çok zeki, zengin. Kaç yüz kişi çalıştırıyor işinde. Peygamberimiz de kuruşsuz, yetim doğmuş. Etrafına gelenler de kuruşsuz diyor. Bundan peygamber mi olur ya diyor, cebinde para yok diyor, evi yok, damı yok diyor. Kendi zengin ya, ondan gururundan dolayı. Gurur aldanmak demektir.
bu kibrinden, gururundan kendini beğenmişliği duygusu onun aklını örttü, hidayetini engelledi. Hidayetini engelledi. Şimdi okuduğum ayette innel insen la yadga en ravis tagna. Kendini böyle ben dedi yenmez yıkılmaz adamım falan. Ama sana bakıyorsun güm gidiyor. Ondan sonra nasıl böyle? Bunu böyle zenginlik gelmeden hayır isteyin. Arkasından fakirlik gelebilir. Dikkatli olun. Azdıran zenginlikten Allah'a sığının. Ev maradan mufsiden. Hastalık gelmiş çatmış. Kulan duymuyor. Dokunuyor, hissetmiyorsun. Bacağın kıpırdamıyor. Böyle bir hasta olmadan elin ayağın tutarken, gözün görürken, konuşurken yap yapacağını iyiliği yap. Böyle her an gelebilir. Her an gelebilir diyor. Güzel söylüyor Peygamberimiz. Her şeyi iptal eden hastalık gelmeden dikkat edin. Herkese gelebilir. Muhtemeldir. Ev haramen müfniden ya ilahel ihtiyarlık ki kolunu kaldıramıyorum, bacağını kaldıramıyorum, konuşamıyorum. Allah erzel ömürden bizleri muhafaza buyursun. Peygamberimizin dualarından birisidir bu. Euzubike minel buhli. Euzubike minel buhli. Cimrilikten sana sığınırım. Cimri adam Allah'ın emirlerine isyan eder, dinlemez. Para gidecek diye zekat vermez, hayır etmez. Cimrilikten sana sığınırım. Vel keseli, tembellikten sana sığınırım ya Rab. Tembel olursan işte bu fakirlik gelir. El açmak zilletine uğratır seni. Ve erzeli umuri. Elin ayağın tutmuyor. Kakanı bilmiyorsun. Tuvalete gidemiyorsun. Daha dün akşam arkadaş söyledi. Babam böyle dedi. Ne olacak? Erzeli umur derler buna. Peygamberimiz ondan sığınıyor. Her gün işte bu ihtiyarlık gelmeden diyor. Elin tutmuyor. Gözün görmüyor. Kulağın duymuyor. Konuşamıyorsun. Bizim bir profesör arkadaş telefon ediyor ona. Hırlıyor böyle konuşurken. Kelimeden yarısı yok yarısı. Öldü ya şimdi. Allah rahmet eylesin. Bundan Allah'a sığın. Bunun bir gün sana da geleceğini düşünerek dikkatli ol. Hemen hayrın hasenatını, namazın abdestini sağlam kıl. İhtiyarlanınca kılarım filan diyorsun. Bunu yapamayabilirsin. Böyle ihtiyarlıktan Allah'a sığın. Bu gelmeden dikkatli ol. Evet. Ev meten mücizen. Evet. Ya da ani ölümden sakının. O geliverir bana diye uyanık olun. Her gün iyi amel yapın. Ya gencim daha şimdi ya yaşım hele bir 40-50'ye varsın bir şeyler yaparız demeyin. Hiç kalp sektesinden talebeymiş adam Bursa'da. Aynı yurtta tıp talebesiymiş. Anacığım demiş ben kötüyüm demiş telefonu kapatmış. Anası babasını aramış. Babası falan oğlan gitmiş. 25 yaşında olan talebe. Genç mençliğin diyor mu ölümü lan? Evet. Sonra yurdu aramışlar. Komşu talebe tıp bakıyor. Gitmiş. Çoktan gitmiş. Olabilir. Herkesin başına gelebilir. Dikkat edin diyor. Bugünkü hayırlı işi yarına bırakmayın. Namazınızı geçirmeyin. Hayrını saselası edin. Yarına bırakmayın. Aniden ölebilirsiniz. Ve ani ölüm de iyi değildir. Neden iyi değildir? Şimdi hasta, ihtiyarlık dedik değil mi? İhtiyarlık da tedavisi olmayan bir hastalıktır. Ama onun çektiği eziyet onun günahlarına şey edecek, kefaret olacak. Hastalık ne kadar acıtıyor, ne kadar ağrıyor, çekiyor. 5 ay, 1 sene, 2 sene. Zor bir iş. Ama günahlarına kefarettir. Mümin inkar etmedikçe, Allah'a isyan etmedikçe, niye bana verdin bunu filan demedikçe,
kefarettir. Ama aniden öldü mü böyle bir tövbe edemeden, kefaret olacak şey yapmadan güm gidiyor. Ani ölümü onun için sevmezler. Böyle bir tövbe imkanı olmadığı için. İşte bu diyor, ani ölüm gelmeden siz diyor her zaman gelebilir, herkesin başına gelebilir. Bugün iş, hayırlı işi yarına bırakmayın. Genç, ben ihtiyarlayınca falan demeyin sakın ha. Namazınızı geçirmeyin, orucunuzu geçirmeyin. Hayru hesenatınızı günü gününe yapın. Bunu bilerek yaşayın. Bunu bilerek yaşayın. Evet Deccal. Deccal gelmeden uyanık olun, yapacağınızı yapın. Deccal geldiği zaman yapmaya fe innehu şerrün müntazar. Deccal beklenilen beladır. Şerlerin en kocamanlarındandır. Deccal öyle felaket bir şey ki herkesin karşısına çıkacak insan Deccal. Allah şimdi izin vermiyor. İzin verdiği zaman çıkacak. Kıyametin büyük alametlerinden birisidir. Bir delikanlıyı öldürecek. Ondan sonra kalk diyecek, diriltecek, konuşacak. Herkese vay adamı öldürdü ve diriltti. Hayran kalacaklar. O onun yaptığı fevkalade işe bakarak alnında kafir yazdığını görmeyecekler. Dini bilgisi olanlar, Muhammed Mustafa'nın bu hadislerini bilenler, ulan bu ahir zamanı çıkacak hain olmasın düşününce alnındaki kafir yazısını görürler. Heza kafir, bu kafirdir yazısını. Allah böyle yardım ediyor ama onun gösterdiği harika yetki veriyor Allah ona. O harikalık şeyleri görünce adam o yazıyı görmeyecek, aldanacak ona, cehenneme gidecek diyor. Ne kadar felaket bir şey. Buna kapılmamak kolay mı? Ne kadar zor bir şey. İşte o Deccal gelmeden diyor, şimdi o zaman iyilik falan yapamazsınız. Zaten onun geleceği zaman her şey çok bozuk olacak. Şimdiden iyilik yapın, sevap işler işleyin. Evis sa'a ve sa'atu edhe ve mer. Kıyamet kopmadan hayır yapın, ibadet yapın. Allah'ın rızasını kazanacak işler, taatta bulunun. En bunlar saydıklarımın en müthişi kıyamettir. Şeytan bile Adem Aleyhisselam'a secde etmek için defol dediğinde, sen beni demiş bunun yüzden kovuyorsun, bana demiş mahşere kadar izin ver, ben demiş bundan intikam alacağım. Cenab-ı Hakk'ı Tonga'ya getirecek şeytan. Ula yaradan hiç öyle hileye şeye düşer mi, tuzağa? Kıyametin müthiş korkusundan kurtulmak istiyor şeytan, biliyor onu. Burada diyor bak, kıyametin müthiş korkusu gelmeden diyor. Felaket bir korku o. Dağlar atılmış pamuk gibi. Yıldızlar dökülüyor. Denizler fışkırıyor. Aman ya Rabbi. Ne felaket bir şey. Müthiş bir şey. O gelmeden diyor iyi işler yapın. Allah'ın yeminini çiğnemeyin. Haramlardan sakının. İbadet, taata dikkat edin. İşte şeytan bu kıyametin dehşetinden, korkusundan kurtulmak için mahşere kadar demiş bana izin. Cenab-ı Hak buyuruyor ki kıyamete kadar sana izin verdim. Kıyamete kadar şeytan izinlidir. Ama bana sığınanların kılına dokunamazsın. Kur'an'da ayet var. Bana sığınanların kılına dokunamazsın. Geçenlerde de söylemiştim. Gene tekrar edeyim. Basit efendim. Şeytan önden, arkadan, sağdan, soldan gelecek bize. Allah da besmeleyi vermiş bize. Bismi bir, Allah iki, Rahman üç, Rahim dört. Bir adam Bismillahirrahmanirrahim dilinden düşürmedi mi şeytanın kapılarını kapatıyor. Bu kadar basit efendim. Yerken Bismillah, içerken Bismillah, yatarken Bismillah, kalkarken Bismillah, eve girerken Bismillah, çıkarken Bismillah, dükkanı açarken Bismillah, kapatırken Bismillah, arabaya binerken Bismillah, şeytanın kapılarını kapatırsın Bismillah çekersen. Bu kadar basit.
Allah'a sığınmaktır besmele çekmek. Euzubillahimineşşeytanirracim de keza öyle. Herkes biliyor bunları. Ayrıca tabii euzubikelimatillahitammatiminşerrimahlak var. Ayetül kürsi var. Var oğlu var da besmele en basiti. Çekiver, unutma. Evet, o şeytanın şerrinden böyle kurulsun. O bile bak kıyametin korkusunu tatmak istemiyor. Biliyor ne müthiş şey olduğunu. Mahşere kadar bana izin ver diyor. Allah diyor hayır diyor. Kıyamete kadar sana izin verdim. Herkesin şeytanı var. Şeytanın peşinden koşma dağın yok. Evet. Ona göre işini sıkı tut. Besmelesiz yatma kalkma. İşe başlama. Eve girme çıkma. Besmelesiz iş yapma. Böylece kendini koru. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her iş ki besmele çekilmez sonundan hayır gelmez. Hedefe ulaşamazsın. Ne güzel söylüyor. Evet, bu Efendimiz bizi böylece uyarıyor. Tirmizi Hakim Müstedrek'in Nebi Hakim Ebu Hureyre radıyallahu teala an Efendimiz'den nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Evet, Baderu bil amali fitenen ke kıta'il leylil muzlim. Şu şeylerden de sakının. Evet. Gece, zifiri karanlık gecede bir şey görebilir misin? Şimdi elektrik var da görüyorsun, elektrik yok. Zifiri karanlık gece bir şey görebilir misin? Çukuru göremezsin, önündeki ağacı göremezsin. Tak vurursun kafasına, yere düşer, bacan kırılır. İşte zifiri karanlık geceler gibi kargaşalar, anarşiler, terörler gelecek. O karışıklıklar gelmeden evvel. O zaman hiçbir şey yapamazsınız. Şimdi Suriye'de adam ne yapabilir? Ne zaman bomba düşecek? Birisi Rusya diye atıyor, birisi Amerika diye atıyor. Birisi şu diye atıyor, IŞİD diye atıyor, birisi şu diye atıyor. Ne kadar zor adamların işi. Namusu nasıl koruyacak? İşini nasıl yapacak? Dükkanı nasıl açacak? Evinde olsa bile yanıyor, yıkılıyor. Ne kadar zor adamı. Kim haklı, kim haksız? Ben İslam adını yapıyorum diyor bir tanesi, değil mi? Öteki de ben de Müslümanlık adını yapıyorum diyor. Namusum koruyorum diye. Kimin haklı, kimin haksız olduğunu göremezsiniz, seçemezsiniz. O kadar karıştırırlar ortalığı ki diyor. İşte bunlar gelmeden evvel güzel işler yapabilecek durumdayken aman ibadetinizi tehir etmeyin, aksatmayın, hayırlı işlere koşun. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunları buyurmuş, önce kendi yapmış. Dedi ki bak hastalık dedik, şu dedik, bu dedik, mübarek sabaha kadar namaz kılarmış. Evet. Abdullah ibn Abbas radıyallahu an İbn-i Mürdevey Hazreti Ali radıyallahu anhüm naklediyor. Resul-i Müştaba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sabahlara kadar hani bunlar gelmeden evvel ihtiyarlık gelmeden, hastalık gelmeden şu bu falan dedik ki saydık ya bize söyledi ya kendisi gündüz insanların derdiyle uğraştığı gibi gece sabaha kadar teheccüd kılarmış. Sabaha kadar adam teheccüd kılsa ne olur? Ayakları, dizleri şişmiş. Evet. Evet. Enişteket kademehü durra min varami. Resul-i Müşteba'nın dizleri artık yeter dedi. Ben dedi sabaha kadar durmadan indin kalktın, indin kalktın. Şişti dizleri. Allah da acıdı Muhammed Aleyhisselam'a. Taha ma enzenne aleykel Kur'ane li teşke. Habibim biz seni Kur'an'ı böyle uyuma, dizden şişecek kadar kendine eziyet et diye indirmedik. Bu kadar da değil canım dedi. Evet. Taha ma enzenne aleykel Kur'ane li teşke. Kendine eziyet edecek kadar yetme böyle dedi. Karab etme.
Öyle secdede öyle ağlarmış ki Hazreti Ömer, Hazreti Bilal Habeşi, Hazreti Ömer sel gibi atmış yaşları. Islatmış yahu. Evet, biz yatıyoruz kafayı horul horul uyuyoruz. Efendimiz böyle hem de ağlıyormuş secdede. Demiş ya Resulallah, senin gelmiş geçmiş günahlarını Allah affetti, Kur'an'da öyle diyor. Ya Ömer demiş, Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı? Ben şükrediyorum. Yediğin nimetlere, benim lütfuma karşılığını ödeyemiyorum diye ağlıyorum demiş. Ümmetim için ağlıyorum demiş. Aynen sözü bu. Allah bizi ıslah etsin. Böyle şuur, bilinç versin. Böyle yatıyor. Ne besmele var, ne şu var, ne var. Öleceğim korkusu yok filan. Atıyor kafayı, horul horul uyuyor. Horultusundan komşular da uyuyamıyor. Ölmeyelim. Öyle olmayalım. Bu hadislere kulak verelim. Namazımızı geçirmeden kılarak uyuyalım. Hatta mümkünse abdestle uyuyalım. Mümkünse. Abdest uyursanız sabaha kadar namaz kılmış gibi sevap kazanırsınız. Mümkünse. Mecburu değil. Ama hiç olmazsa namazınızı kılmadan yatma. Allah'a bir tevbe istiğfar etmeden yatma. Allahümme katiyatâken besmele çekmeden yapma. Allahümme kıni azâbeke yevme teb'az ibadek. Kullarını dirilttiğin günde bana azap verme. Beni azabından koru ya Rabbi. Kıni azâbeke. Azabından koru ya Rabbi. Ahireti hatırla. Bugün kârda mıyım, zararda mıyım? Bir muhasebe yap. Allah'ım mestir uyubi ve ufir zunubi bi fadlike ve cudike ve keramike ya ekremel ekremin. Allah'ım ayıplarımı ört. Günahlarımı affet ya Rabbi. Lütfünle, kereminle. Bunları söyle de öyle uyu yahu. Sağ tarafına yat hem. Besmele çek de yat. Her gün bu muhasebeyi yap. Onu diyor işte. Acele edin diyor. Bunlar olacak diyor. Efendimiz böyle vur patlasın, çal oynasın. Ne ahiret, kabir, hiç kimsenin aklında yok. Ah, ah, ah falan kendinden geçiyorlar. Yarın hasta olabilirsin. Bacan tutmayabilir. Felç olabilirsin. O zaman ya o gelmeden diyor. Dengeli yaşayın diyor Efendimiz. Dengeli yaşayın. Dengeli yaşayın. Şimdi öyle müthiş karanlık fitneler, geceler gelecek. Onlar gelmeden evvel de uyanık olun. O zaman yapmak isterseniz yapamazsınız. Yusbihur raculu müminen ve yumsi kafiren. Of terörizmin araçlarının olduğu günlerde adam sabahleyin mümin olur, akşamı kafir. Akşam mümin yatar, sabahleyin kafir olur. Neden? Evet, şimdi milletin ırzının namusuna geçen devletin görevini yapan bomba kuyu patlatıyor. Onu himaye ediyor evine. Karışmıyorum ben. Karışıyorsun. Onu besledin sen. Korudun sen. Yardım ettin ona. Suça ortaksın arkadaş. Karışmadın demek kurtarmaz seni. Öyle işte terörizm anarşi olduğu zaman ona dine imana sövüyor. Adam Müslüman bile değil ki. Onu destekledin mi? Aynen onunla berabersin. El mer'u ma'a men ahabbe. Sen sevdiğinle berabersin. Ben karışmadım ki, ben bomba atanı besledin. Onu korudun. Sen onunla berabersin arkadaş. Bu adam Müslüman bile değil yahu. Nasıl sen destekliyorsun? Nasıl onunla bir oluyorsun? Adam kafirse zaten onunla berabersiniz. Onun küfrünü razı görsün. Sabah Müslüman olur, akşam gavur olur işte. Bunlardan dolayı. Bunlardan dolayı. Evet. Karıştıramazsın. Evet. Keza o zaman o günlerde yebi'u ahaduhum dinehu bi'arazin mined dünya galil. Az bir dünyalık karşılığında dinini satarsın. Namusunu satarsın diyor. Dinini satarsın işte böyle. Kafir adama çok yaşa, iyi yapıyorsun, destek benden dediğin anda sen de kafirsin. Küfre rıza küfürdür çünkü. Küfre rıza küfürdür çünkü
dinini satarsın. Aman bana dokunmasın ya arkadaş. Haber ver ya bu memlekete. Alo böyle adam vermiyor, haber vermiyor. Koruyor, himaye ediyor. Tabii namuslu adamın evine de polis giremez ki, asker giremez ki. Ondan sonra zavallı saklanıyor orada, hadi. Görüyor musun? Sabah Müslüman olur, kafir olur eğer Müslümansa. Böyle bir kargaşa içinde ayrılmaz kim kimden. O günler gelmeden evvel işini sağlam tutun. Hayır isteyin, kötülükleri önleyin. Diyor Ahmed İbni Hanbel, Müslim, Tirmizi, Ebu Hureyre radıyallahu anh. Efendimiz, efendilerimizden radıyallahu anh'dan nakledilmiş hadis-i şerifte. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî la ilahe illâ hu el hayyel kayyum ve etûbü ileyh. Fatiha-i Şerife besmele ile beraber bismillah. Üçer salavat-ı şerife Allah'ım salli. İkişer elem neşrah leke-i şerif me'al besmele-i şerife. Sadrak ve vada'na anke ve zekillet-i yanadın. On beşer ihlas-ı şerif besmele ile beraber bismillah. Fatiha-i Şerife ma'al Besmele-i Şerife. Üçer salavat-ı şerife. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine yekuluna rabbena innena amennâ faghfir lana zunubena ve qina azabennâr. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله رب العالمين وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِ اِجْمَعِينَ. Ya Rabbi namazımızı, dersimizi, okuduğumuz Süver-i Celile'yi, ayat-ı Kur'an'ı kabul eyle. Sevabını Peygamber Efendimiz, cümle peygamberler, ehl-i beyt, ehl-i ashab-ı etbaalları, bir cümle arite itham müminat, hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, burada bulunan bizler, bu camiyi şerif yaptıranlar, günümüze kadar ölmesine emeği geçenler, bu aziz vatanı bize hediye eden şühada, kuzat, ashab-ı hayrat, arkasının Fatiha okuyacak kimse kalmış garip müminler,
tüm geçmişlerimizin ervahına bağışladık, vasıl eyle. Cümlesinin taksiratını affeyle. Bizim de taksiratımızı affeyle. Seyyiatımızı onların da seyyiatını hasenata tebdil eyle. İmanımızı kamil eyle. Ahlakımızı güzel eyle. Ömrümüzü hayırlısıyla uzun eyle. Akıbetimizi hayr eyle. Cimrilikten, tembellikten, ahir ömürde sürünmekten, hayattaki fitnelerden, Deccal'ın fitnesinden, şerlerden, belalardan bizleri muhafaza eyle. La ilahe illallah alemin, bizleri, çoluğumuzu, çocuğumuzu da şeytanın şerrinden, şerrinin şerrinden, büyücülerin büyüsünden muhafaza eyle. Aziz vatanımız ve tüm İslam memleketlerini arazi, semavi, iktisadi, içtimai, siyasi afetlerden, musibetlerden muhafaza eyle. Ya Rab, bizleri kendine layık kul, Habibi Edibin Muhammed Mustafa'ya layık ümmet eyle. Bizi bize bırakma, yardımını bizden esirgeme ya Rab. Subhan Rabbina Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.